Türkiye'de kaç vaka olur? Bunu söyleyeyim. Kaç vaka olur bizde korona tahmini. açısından? Evet tahmini. Onu da bir tahmin üstünden yapacağız. Şu anda yapılan her 10 testten, her 100 testten düzeltiyorum. Her 100 testten yaklaşık 8 ile 11 tanesi pozitif çıkıyor. Evet. Her 100 testten 8 ile 11 tanesi pozitif evet. çıkıyor. Sayın Bakan'ın açıklamasında... Günde 10 bin 15 bine çıkacağız dedi. Şimdi test, bakın, evet. bir buçuk ay sonra, günde 10 bin, 15 bin ortalama 11.000 test yaptığımızı düşünelim. Bir buçuk ay sonra benim ülkemde yaklaşık 500 bin test yapılmış olur. 500 evet. bin test, bir buçuk yani. ay sonra. Ki bu büyük rakamdır. Neden? Bu test işi o kadar kolay değil. Dünyada en çok yapan Güney Kore, onlar bile her bin kişiden. Altısına yapabildiler. Hı hı. Biz de bu rakama ulaşırsak hı hı. Güney Kore rakamına her bin kişiden altısına bir buçuk ay sonra 500 bin testimiz olur. Peki bunların kaçı pozitif çıkar? Evet, şimdi Onu asıl soru bu. Asıl önemli olan bu. Bir buçuk ay sonra Türkiye'de şu ana kadarki gibi giderse yani her yüz testin 8'i pozitif çıkarsa 40 bin vaka, 40 bin eğer yüzde on pozitif çıkarsa 55 bin vaka olur. Evet bir buçuk ay sonra. İşte bunun için bakın bir buçuk ay sonra Türkiye'deki vaka sayısı buraya çıkabilir. Çıkabilir. Bu matematiksel önemli bir rakam. Çok. 40 bin, 55 bin. Eğer 500 bin test yapabilirsek bir buçuk ay sonra hadi iki ay diyelim biraz daha uzatalım işi. Aha. Peki bunun niye hala olabildiği kadar bu arada karantina ile izolasyonu bir düzeltelim. İkisi birbirinden farklı şeyler. Karantina hasta olmayan Testi pozitif olmayan şüphelinin evde kalması demek. Yani yurt dışından geldi Aynen. veya çevresinde birisinde böyle bir var. test pozitif çıktı. Var şüphelisi ya çıkabilir bunda dediniz. Onu içeri almanız karantina. karantina. İzolasyon başka bir şey. Pozitif çıktı hastasınız. İzolasyon o. İkisinin arasındaki fark bu. İzolasyonda hastalık var artık. Onu hmm. ayırıyoruz. Dolayısıyla hmm. karantina başka bir başka şey. izolasyon başka bir şey. O yüzden biz kendimizi karantina altına ne kadar çok alırsak buradaki rakamın ileriki dönemlerde daha düşmesini sağlarız. Evet. Bir haftadır Bu 10 bizim gündür bizim elimizde. Tabii bir haftadır 10 gündür bilim kurulu yırtılıyor. Evet. Sağlık Bakanı yırtılıyor. Evet. Bakanlık yırtılıyor. Devlet yırtılıyor. Diyor ki evde mümkün olduğu kadar evde kalın. Şimdi bir daha söylüyorum. Niye bu rakam birden bu kadar evet, büyüdü? Sık sık uyarıyorlar. Artık anlamda. evdeyiz de bir iki gündür hakkında ben de gelirken görüyorum. Ama o bir hafta önce buna az uymanın acısını evet. bir süre sonra umarım az daha az olarak çekeceğiz. Ama görüntü o ki 500 bin test bugünkü rakamla bir buçuk ay sonra 40 bin ile 55 bin vaka demektir. Aa, peki bundan korkalım mı? Korkmayalım. Mesela dün akşam ne dedi Sayın Bakan? E, vaka sayısı 561'di, değil mi? O 561 kişiyi içeri ne yaptık? Kontrol altına aldık. İzole ettik. Dün e, 5035 test sonuçlandı. Test sonuçlandı. 560 tane vaka var. Bakın ne oldu biliyor musunuz? O testte o pozitif vakayı bulunca. Her bir kişi ortalama 3 ile 4 kişiye yayıyor. 560 kişi eğer dışarıda dursaydı bir gün daha ne olacaktı? En az 3 kişiye yayarak olacaktı 1500. 2 gün dursaydı o 1500'ü 1500 3 ile çarpın olacaktı 4500. O 4500 kişiyi 3. günde saptamasaydınız ne olacaktı? Evet, evet. 12.500. 3 günün içerisinde evet, evet. 500 kişiniz olacaktı 12.500. Bakın 500 nereye? 12.500 12 nereye? Bir gün daha 36.000. Bir gün daha 5. günün sonunda o 500 kişi... 100 bin kişi haline gelecekti. Onun için testler önemli. Evet. Onun için evin içerisine ya da hastaneye almak önemli. Önemli. Sosyal izolasyon olur. çok çok önemli. Dünkü 500 kişi 5 gün sonra 100 bin kişiydi. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet.